Benim adım Andon Parisianus, emekli öğretmenim. İstanbul'daki Rum cemaatinin bir üyesiyim. Balat'ta doğdum 1948 yılında. Bugün size bu Fener Balat yöresini gezdirmeye çalışacağız. İnşallah beğenirsiniz. Buyurun beni takip edin. Rum cemaati deyince İstanbul'da doğup büyüyen Türk uyruklu, Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Rum asıllı Ortodoks mezhebine bağlı kişilerdir. Burada konuştuğumuz dil Yunancadır. Fakat İstanbul'a özgü bir lehçe farkı, bir şive farkı vardır. De okuyucu, muganni dediğimiz ilahi okuyan korobaşıyım. Ama mugannilik benim mesleğim. 50 yıldan fazla muganniyim. Ve İstanbul'da şu anda en büyük sorunumuz muganni yokluğu, azlığı. Muganni bizim ibadette, Hristiyan en zor görev. Çünkü müzik bilmesi lazım, nota, makam. Bütün Türk makamları aynı bizimki gibi. Eskiden bizim muganniler ezan sesini okuyup onlar da kendi bilgisine göre oturup notaları diziyorlardı ve böyle biraz makam alıyorlardı. Yani bizim eskiden mugannilerimiz o kadar güzel okuyordu ki işte şeyle yani o camideki müezzinlerle ahbap oluyorlardı ve makam konusunda biraz işbirliği yapıyorlardı. Fener bir Rum köyüydü. Buradaki evlerin, gördüğümüz evlerin çoğu, özellikle balkonlu olanlar Rum eviydi. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir kere mimari bakımdan Rum evleri balkonlu, sütunlu, böyle biraz dış görünüşe önem verilen. Eskiden okula, kırmızı okula sabah derse geldiğimiz zaman önce buraya bir mum yakardık ki derse kaldırmasınlar bizi. Fener Rum Erkek Lisesi'ndeyiz. Bu eskiden Patrikhane'ye bağlı bir çok önemli bir okuldu, bir liseydi. Hatta mezun olanlar öğretmen bile olabiliyordu. E, 1960-61 eğitim yılında orta 1'e başladım. Ve ortaokulu burada bitirdim. Bu oturduğumuz sınıfta orta 3 sınıfıydı o zaman ve tabii ki sınıfta 50-60 öğrenci vardı. Bugün görüyorsunuz sıralar bile çok az. İstanbul'da bizim böyle çok gerçek bir sayımımız yok. Ama çok kabaca 2500 civarında kişi çıkartıyoruz. Şu anda Balat Karapapak sokaktayız. Doğduğum evin önündeyiz. Burada bu evde çok anılarımız var. Şöyle benim hüzünlü bir anı 1955 yılında 6-7 Eylül olaylarında
Büyükannem burada oturuyordu. Babamla olaylardan sonra buraya geldiğimizde gözlerimize inanamadık. Ev dört duvar kalmıştı. Her taraf yıkılıp yani çok zarar verilmişti. Ama tekrar büyük annem ısrar etti. Yavaş yavaş evi toparladılar, tekrar tamir ettiler. Böylece bugüne kadar işte bir şekilde geldi. Şeye göre, anneanneye göre vaftiz edildiğim kilise burası. Bir de çok enteresan bir yer var. Her sene 6 Eylül'de gelip buradan dilek dileyip bir dilek diliyorsun. Karşı tarafa oradan delikten geçiyorsun. Evet ve artık dileğin yerine gelir mi gelmez mi ama inanç böyle. İnandığımız konu bu. Yunancası zulopetra yani basılmış taş demek. Babam derdi ki gitmeyin. Burada kalın, işte burada bizim ecdadımızın kemikleri var. Bu kadar okul, kilise ne olacak, kim bakacak? Gitmeyin derdi bana. Çocuklarıma söylemedim, şöyle söylemedim. Gidin de demedim, gitmeyin de demedim. Dedim, siz artık dedim üniversiteyi bitirdiniz, kendiniz karar verin. Ne yapacaksınız? Benim çocuklarım da gitmedi. Böyle biraz da tesadüf diyelim. İş buldular, burada kaldılar. Hayatlarını kurdular.